Ne haber? Nasıl gidiyor? Geldik, başladık yavaş yavaş. Acelemiz yok. Vav, Murat abim, keyfim daim olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Güzel bir akşam olacak. Güzel bir muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Şu anda kamera acayip niye bana böyle çok yakınmış gibi geliyor? Hiçbir fikrim yok. Ne haber çocuklar? Evet, oturalım bakalım. Sesim nasıl? İyi mi ses? Toplanalım biraz. Yine güzel bir sofra kurdum kendime. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Akşam yağmur var. Nasıl yağmur böyle? Şıkır şık böyle. İnanılır gibi değil. Çok tatlı ya. Güzel. Harika ses demiş. Gayet iyi. Çok iyi. Şu anda mikrofondan mı geliyor bilmiyorum ama şuraya tıklayacağım bakalım. Tık tık sesi geliyorsa mikrofon geliyordur. Buradan mı geliyor? İyi akşamlar Murat demiş. Çok teşekkür ederim. Saçlarım da uzuyor gördüğünüz gibi. Uzatıyorum saçlarımı şimdi buradan böyle bu taraflara falan dökerim. Mikrofonla. Tamam. Hadi bakalım ufaktan başlayalım yavaş yavaş. Bir kadeh rakı içeceğim. Birazcık muhabbet edeceğiz. Bugün sabahleyin attığım video hakkında bazıları eski video yazmışlar. Benim Hollanda'ya gittiğim, orada çektiğim, orada çekilmiş olduğum o kadar çok video var ki ailenin bebekliğinden kalma çok fotoğraf şey videolar var. Ben çektim. Benim şu anda hali hazırda en az 30-40 tane kenarda daha önceden çekmiş olduğum videolar var. Ama bunları zamandan atmaya çalışacağım. Yani onun için buradan yok bu video eski, insanlarda maske yok falan filan diye birbirinizi yemeyin, yırtmayın. Yani o arkadaşlara da söylüyorum, yırtmayın kendinizi. Evet, kameraya biraz renk gelmiş. Bu Sabrina'nın şeyi, iPhone'la yapmıyorum bugün, iPhone burada. Bu Sabrina'nın şeyi, ne onun adı? Samsung Galaxy S10. Ona biliyorsunuz almıştık. Siz kral adamsın demiş, seviyoruz seni demiş. Çok teşekkür ederim. Şimdi Türk marketine gittim. Türk marketinden güzel böyle çok güzel bir steak aldım. Burada Yungbul diyorlar. Ondan sonra şey ne onun adı? Türkiye'de düve diyorlar. Yavru hayvan. Etleri daha böyle tam kızarmamış. T-bone steak aldım. Hemen onu da sizinle paylaşacağım. Bugün iki dilim kestirdim kendime. Sabrina ve annesi zaten et yemiyorlar biliyorsunuz. Şimdi ben kendime ufaktan şöyle göstereceğim size. Bu incesi yaklaşık 2 santim kalınlığında. Bu da kalını ortalama 1,5 kilo falan geldi böyle. Görmüş olduğunuz gibi eti. Bu kalını sonra yiyeceğim. O kadar aç değilim. Ama şey olarak ne onun adı? Şöyle tuttuğum zaman gördüğünüz gibi gerçekten güzel kaliteli bir et. Evet. Son çomar bükücü demiş. Şimdi bu etimizde hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten bu et kendisi yağlı bir et. Gördüğünüz gibi yağlı bir et. Gerçekten güzel bir et. Buna yapmamız gereken tek şey güzel kaliteli bir tuz. Birazcık da şu benim karışık baharatımdan. Biz ince ne demiş? Bugün akşam niye değişiklik böyle her zaman tavuktu bilmem neydi falan filan. Ha, bu arada güzel haberlerim var size. İş konusunda, ev konusunda muhabbet edeceğiz ya. Sıkıntı yapmayın. Evet şöyle. Güzel bir akşam yemeği yiyelim. Hem muhabbet edelim, sohbet edelim. Bazıları bana işte şey diyorlar. Ne onun adı? Yok görmemiş diyorlar falan filan. Ben sen görmezken de Türkiye'de de görüyordum merak etme. Evet. Etimizi güzelce baharatladık böyle bakın. Baharatlarını üstüne koyduk. Şimdi yapmamız gereken grillimizi açmak. Biliyorsunuz benim artık grill bayağı bir müdavim oldu. Biz grili temizledikten sonra bu grili
Şöyle söyleyeyim, hemen göstereyim size. 3-5 defa da grill yaptık zaten tertemiz. Hemen şuradan şu sol tarafı yakalım. Fırınımız güzelce ısınsın. Yaklaşık 180 dereceye kadar gelsin. Ondan sonra devam edelim. Bu arada ben yavaş yavaş salataya girişeyim. Salatamı da yapayım. Chat'i de okumaya çalışayım. Zoruna gidelim, borusuna girsin, keyfin gıcır olsun abicim de. Çok teşekkür ederim kardeşim. Zaten benim moralimi kimse bozamaz. Kimse de benim hayatıma da karışamaz zaten. Size örnek olabiliyorsam, hayata bir nebze ışık katabiliyorsam ve birçok arkadaşımızın söylediğine göre abi sayende hayatımız değişti. Şu anda sayende Almanya'dayım, Hollanda'dayım, Belçika'dayım. Ondan sonra güzel bir hayat yaşıyorum. Dediklerin az bile kalmış. Burada hayat çok daha farklı diyen bir sürü kardeşimiz var. Ha, burada doğmuş bazı dingiller var. Bir baltaya sap olamamışlar. Ya da Türkiye'de çalışma şartlarını görmemişler, bilmiyorlar. Onlar Türkiye'nin cennet olduğunu düşünüyorlar ya da Almanya'nın şartlarının kötü olduğunu düşünüyorlar. Ama onlara tek tavsiyem, muhakkak Türkiye'ye gidin, çalışın, ebenizin dancuğunu bir görün. Sonra tekrar gelip Almanya'nın toprağını öpmezseniz ben de hiçbir şey bilmiyorum yani. Almanya'da kimse acından ölmez ama ben Türkiye'de acından çok intihar eden adam gördüm. Domatlarımızı dilimleyelim şöyle. Bıçağı da biledim, nasıl biliyor musun? Cillop cillop. Ah be, şuraya bak. Şık şık kesiyor bak. Bak bak. Salatalarımızı doğradık. Domateslerime bak. Domatı nasıl kesiyor bak bak. Hop. Hop. Şimdi kendime güzel bir salata yapacağım. Soğan, biber, salatalık. Ama maydanozum yokmuş. Maydanozum yok biraz. İçine birazcık da limon sıkarım. Şöyle gördüğünüz gibi yapmanız gereken, hayata çok geniş açıdan bakmayacaksınız. At gözlüklerini çıkaracaksınız. At gözlüklerini biraz geniş açıyla bakmayacaksınız dedim. Yanlış söyledim. Geniş açıyla bakacaksınız. At gözlüklerinizi çıkaracaksınız bu hayatta. Ondan sonra hayata o şekilde bakacaksınız. Şuralardan keselim. Bunları dağıtalım. Benim mesela daha önceki tezlerimde de her zaman şunu söylüyordum. Türk olarak onurlu ve gururlu yaşamak mı? Ya da Araplaşmış bir kültürde başkalarına köle olarak mı yaşamak mı? Bu benim teorimdi. Ben size din hocalığı hiçbir zaman yapamam. İsterseniz ne dedim? Puta tapın, krem peynire tapın. Ama insan olmak, Türk olmak, Türk'ün onurunu, gururunu bütün dünyada yaşatmak önemli bizim için. İşte bunu anlamayan çobanlar var bu dünyada. Evet abi, şöyle. Şöyle şöyle. Bıçağımızı da ne güzel bilemişim ya. Şuraya bak, jilet jilet. Evet, sonra bunu buradan getirip bunun üstüne koyalım. Evet arkadaşlar, şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Soğanlarımızı da dilimleyelim. Evet, siz nasılsınız? Hayatınız nasıl gidiyor? Var mı gelişmeler? Türkiye'de herhangi bugünlerde birkaç haber bakamadım. Dediğim gibi bazı işlerim var. Şöyle şöyle yapalım bunları da. Akşamleyin şöyle en çok sevdiğim şey bir kadeh rakı eşliğinde grilimi yakayım, salatamı yapayım. Daha ne ister ki insan başka hayattan? Ne yapacağız yani? Yat mı alacağız? Kalk mı alacağız? Ondan sonra kalkıp da ne bileyim yani birilerine, çoluğumuza, çocuğumuza yok ev bırakalım, araba bırakalım, yok işte ne bileyim. Ya boş verin çocuklar bunu. Hayat, herkes kendi hayatını yaşasın bu dünyada. Çocuk yaptıysan o çocuk için ev yapacağım, araba alacağım, bilmem ne yapacağım derken hayatın geçiyor. Sonra bir bakmışsın kendini Darül Acize'de bulmuşsun. Çocuklar seni siklemiyor bile. Onun için hayatınızı güzel yaşayın. Birey olarak yaşayın. Kendiniz için yaşayın. Evet. Şöyle şöyle. Biberlerimizi de doğruyoruz gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde. Bazıları bütün hayatını
Yok aman çocuğum ev kalsın. Yok çocuğumu evlendireyim. Çocuğu evlendirdiği adam mesela ben bir tane bir sürü yani bir tane demeyeyim bir sürü şeye tanıklık ediyorum. Adam çocuğunu evlendireceğim diye gidiyor altınlar alıyor bilezikler alıyor düğün salonları tutuyor. Bir bakıyorsun ondan sonra bir sene sonra karı boşanmış, karı başkasına kaçmış, çocuk başkasıyla evlenmiş. Adamın yapmış olduğu bütün hayat boşa gitmiş. Bütün kazandığı bütün yatırımı boşa gitmiş. Kim için? Çocuk için. Kendi çalışsın yapsın. Tabii ki yardım edersiniz ama hayatınızı birazcık kendiniz için yaşayın. Geldin mi kızım? Evet tuzumuzu dağıtalım. Evet. Şimdi buna ne lazım? Limon lazım. Bak böyle limonu da böyle sıkacağız. Ondan sonra tuzumuzu attık. Yağımızı da atacağız buna şimdi. Şöyle birazcık bıçaklayalım bunu. Bıçak, 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 bıçak. Bazıları bana diyor işte yok diyor görgüsüz herif diyor. Et yiyor milletin karşısına. Oğlum Suat Durmuş'un altına niye yazmıyorsun onu? Ya da yemek yapan adamlara niye yazmıyorsun onu? İnsanlar kameranın içine soka soka etleri gömüyorlar bu dünyada. Kimse bir şey demiyor. Bu benim yaşantım. Burası benim kanalım. İstemiyorsan seyretmezsin. İstiyorsan seyredersin. Ya istemiyorsan da ta onun şeyine kadar yolun var. Değil mi? Murat abi seni seviyorum. Keşke babam olsan demiş. 734 kişiyiz. Şimdi yapmamız gereken ne? Hemen görmüş olduğunuz gibi kömürle, mömürle, cartla, curtla uğraşmıyoruz. Bak 200 derece. Biz salatayı yapana kadar bu meret ısındı zaten. Hemen şöyle. Tertemiz mangalımız var. Dün de yaptık grill. Sabrina ile annesine grill yapmıştım dün. Tamam. Ama bugün özel bir gün. Steğimiz var dediğim gibi bir tane böyle güzel T-bone steğimiz var. Bunun bir tanesi yaklaşık 700 gram. Bunun bir tanesi yeter bana. Fazla yemeye gerek yok. Dediğim gibi büyüğünü yarın için ayırdım. Bugün çok aç değilim. 700-800 Augsburg'un neresinde oturuyorsun demiş. Köyünde. Merkezindeyim, şehir merkezinde. Yakında benzin bidonuyla Roma'da ne diyor? Bidonuyla Roma'da Muro demiş. Beğen butonuna basmayı unutmayın demiş. Lan hocayı dinliyordum bir baktım elinde rakı bardağı karşıma çıktı demiş. Rakı dedi aklıma geldi hadi bakalım. 800 kişiyiz. Bu şalgam almayı unutmuşum kahretsin. Arkadaşlar bu et 1,5 kilo civarında. İki tane dilim aldım dediğim gibi. 1 kilo 600 gram falan. Bir tane de büyük kangal sucuk aldım. O da yaklaşık 550-600 gram. Kasap sucuk. Hepsinin toplamı 24 euro tuttu. Biraz pahalı bir et. Güzel yağlı böyle nasıl diyorlar ona? İyi bir et. Onun için bende var şalgam vereyim mi demiş. Olur. Yarasın Murat demiş. İsveç'ten selamlar. İsveç'e de selamlar. Ben bir yağ alayım geleyim. Salatamızı da yağlayalım. Evet. Böyle işte çocuklar. Hayat böyle geçip duruyor yani. Ne yapayım ki yani? Sabahtan akşama kadar gideyim de milletin çöpünü bokunu mu temizleyeyim ya? Ondan sonra adamlar Almanya'da bir çalışmaktan başka bir bok yok. E sen çalışarak hayatını kaçak şey yapıyorsan ben ne yapayım? Bak buraya da yağımızı döktük böyle. Oh. Şurada yemek için de şunu koyabiliriz. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Tuzumuzu aldık. Baharatımız zaten var. Sesim geliyordur tabii ki oralara kadar. Şu anda içeride olmama rağmen. Salatayı yemek için bir kaşık alalım. Bir de çatal aldık mı bu iş tamamdır. Evet böyle işte. Geldim geldim. Bir buralardayım. Güzelce ne
Şunu da temizleyelim. Ne demiş? Tuzlu yarak da yemeyelim mi demiş. Tabii ki yemeyelim mi? Karınca mıyız oğlum biz? Biriktireceğiz, biriktireceğiz. Ondan sonra gideceğiz öbür tarafa. Yiyin oğlum, yiyin. Can boğazdan gelir. Mis gibi. Düşünmeyin sonra. Benim paraları kim yiyecek diye düşünmeyin. Ya. İzmir'den selamlar demiş Murat abi demiş. Evet. Salatamızı da şöyle güzelce karıştıralım. Ne diyoruz biz buna? Kaşık salata diyoruz. Kaşık salata. Bazıları şey diyor bana. Sen diyor işte diyor alkolden diyor sirozdan öleceksin falan diyor. Ben 90 yaşına kadar yaşayan her gün rakı içen adam biliyorum. Sen etini, salatanı, ne bileyim soğanını, sarımsağını, yoğurdunu, peynirini adam gibi ye. Rakını da adam gibi iç. Bir bok olmaz sana. Mesela bazılarımız çok can atıyorlar. Öbür tarafa gideceğiz 72 tane huri alacağız diye. Bir an önce böyle ölelim gibisinden. Bunun üzerine başka bir şey olabilir mi ya? İzmir'den selamlar. 934 kişiyiz. Beğenme durumunu hiç bilmiyorum, bakmıyorum. Bu videoları biliyorsunuz. Keyif videosu. Bunlar benim keyif videolarım. Seyredenlerimiz sağ olsun. Bize ilgi gösterenler sağ olsun. Güzel bir ortam kurduk burada. Karşılıklı muhabbet ediyoruz. Rakı içiyoruz. Benimle beraber karşılıklı rakı içen birçok kardeşim var. Onlar da diyor Murat abi diyor rakılı sohbetler yapmadan önce diyor. Söyle de diyor hazırlık yapalım. Hazırlık yapalım beraber karşılıklı içelim. Yaparız. Şu yeni eve bir taşınalım da her şey çok daha değişik olacak, çok daha güzel olacak. Evet abi. Şimdi bakalım etimiz ne durumda bir bakalım mı? Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Beğendim. Cennetteki huriler nuri çıkmasın sonra. O da ya zaten ona ben şaşırıyorum insanlara. Ya bu huriler nuriler derken karşınıza bir gün bir bakarsınız böyle üç bacaklı nuriler çıkar. Ondan sonra ne olur? Mahvolursunuz. Şok olmayın ondan sonra. Değil mi? Bakın arkadaşlar. Salatamın güzelliğine bak. Görüyor musun? Bak kaşık salata. Her şey şeyli. Ne onun adı? Tam yerinde. Domatesi, salatalığı. Duman falan yok arkadaşlar. Bu grill dediğim gibi iyi bir grill. Çok araştırdım. Müthiş. Siz de alırsanız beğenirsiniz. Yani eminim beğeneceksiniz. Ben çok araştırırım bir şey almadan önce. Reis demiş. Almanya mı bilmem ne mi demiş. Abi Almanya tabii ki sosyal devlet sonuçta. Allah'a dava açacağım demiş. Açma açma. Onun bir suçu yok. Onun bir suçu yok. Bütün suç bizim Süslümanlarda, din tüccarlarına. Bunun içinde bütün din adamları, bütün dinler de dahil. Kendine kız. Bir şey yanlış şeylere inandım diye, yanlış şeyler yaptım diye. Biri demiş ki, ben demiş göreceğim seni öbür tarafta demiş. Pezevenk sanki öbür tarafa gitmiş gelmiş gibi kesin konuşuyor. Ya yoksa öbür taraf? Ben en azından gideceğim yeri biliyorum. Cehennem. Düşünsene. Bütün meyhaneciler, kerhaneciler,
Popstarlar, dünyanın en güzelleri, seksi pornocular benim tarafta. Sen ne yapacaksın orada? Şehit düşmüş arkadaşının karısına talip olursun artık, değil mi? Öbür tarafta diyorlar ya, şehitlerin karıları işte gene şehitlere falan düşer. Ya boş verin çocuklar, bunlar güzel şeyler değil. İnsan olun insan. Bak kuş seslerine bak. Doğanın yeşilliğine bak. Yağmura bak, yağmura. Şu yağmurun güzelliğine bak. Nasıl yağmur yağıyor biliyor musun? Çisil çisil yağıyor. Kuşlar ötüyor. Doğa kendini yeşertmiş, yeşillenmiş, yenikten bir hayat başlamış. Mutlu olmak için yetmez mi bunlar? Ya. Bakın Türkiye'de en basit para kazanılan sistem din tüccarlığıdır. İnsanlar din satarlar. Sermayesi yoktur bir kere. Sermayesi bir sakal, bir cübbe, bir sarık, iki de duadır. Onu da dosdoğru okumanıza bile gerek yok. En basiti camilerde işte ne bileyim bir dua okursunuz. Bilmeyenler var, ülke cahil. Ettahiyatü'yü bilmiyor. Sallibarlik ne bileyim onları bilmiyor. Fatiha'yı bilmiyor. Siz orada 3-5 Arapça kelime söyleyin. Ya paranın parasına bile demezsiniz. Değil mi? Oy oy. Evet. Reise bir kemik demiş. Lan ete bak demiş. Ölünce ne yapacaksın acaba demiş. Valla ben bir şey yapmayacağım. Ben eğer karşıma biri çıkarsa ben yarattım seni. Neden bu böyle bir şey yaptın? Niye bana inanmadın derse ben sana inanıyorum derim. Ama derim ben bu şarlatanlara, çocuk tecavüzcülerine, hayvan tecavüzcülerine, ufacık yaştaki kız çocuklarını evlendirenlere, ondan sonra insanlara, din satanlara karşı inanmadım derim. Ona söylerim. Benim derim bir yamuğumu gördün mü? O da der ki görmedim. Bakayım der. Kul hakkı yedin mi? Yemedin. İşte ne bileyim şunu yaptın mı? Yapmadım. Küçük çocuklara yan gözle baktın mı? Bakmadım. Hayvan tacizi yaptın mı? Yapmadım. E ne bileyim birilerini gasp ettin mi? Etmedim. E benim günahım ne derim? O da eminim ki iyi bir insansın der. Varsa da cennetine nail eder beni. Sen merak etme. Sen asıl cemaate gidip de İşte o benim anlattığım şeyleri yapan adamların arkasında saf tutup da kalbini bozan, değil mi? Ondan sonra bu şekilde davranan insanlarla beraber oldun diye öbür tarafta sana tokmaklamasınlar. Atın bunu bizim tokmakçıların bölümüne demesin. Hı? Fena. Ben götü her türlü kurtarırım. Sen beni merak etme. Sen kendi götünü kurtarmaya çalış. Of of of. Bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Gel bak gel. Et yağlı ya. Alevli ızgara. Eti şuraya çekeyim. Dinlensin şimdi biraz. Bu et tamam abi. Çok fazla pişmeye gerek yok bu eti. Bu eti çok fazla pişirmeyeceğiz. Bu şekilde kalacak. Çünkü gerçekten tam medium'un bir tık üstü olmuş. Yağlar aşağıda birikmiş. Onun için şöyle yapayım bakayım. Of. İçi acayip ıslak ve sulu. Evet.
Sön lan. Tamam. Kapatıyorum. Ocağımızı kapatabiliriz. Etimizi alacağız şimdi. Birazcık 2 dakika dinlensin. Kendini... Heykelini dikseler bilmem nerene bilmem ne yetmez demiş. Yok be. Benim heykelimi falan dikmesinler. Ben heykele karşıyım abi. İşsizlik düşmüş. Öyle diyormuş TÜİK. Der. Onlar ağzı var konuşuyor. Sabrina pizza yapmış. Hamurlu şeyler yememeye çalışıyorum arkadaşlar. Hamurlu şeyler, pizza, ekmek, ondan sonra ne bileyim pasta. Yani salata, birazcık et yanına akşamları. O da mangalda pişmiş. Ya da balık. Onu da mangalda pişirirseniz. Bu tarz sağlıklı şeyler tüketmeye çalışıyorum. Tabii bunun yanında rakı olmasa mikrobu öldürsün diye o da olmaz. Aha, bir tanesi demiş Murat Özün beni 2 milyon dolandırdı. Herkes demiş öğrensin klasik CHP'li demiş. Niye mahkemeye vermedin pezevenk burada gelip yazıyorsun. İnsan yazar der ki mahkemeye verir. Verseydin ya. Bırakın arkadaşlar moderatörler engellemeyin bu muta çocuklarını. Onlar da domuzu götürmüşün yine demiş. Ananla beraber değilim Fırat bu gece. Annenle olsaydım harbiden de domuzu götürmüş olacaktım ama bugün öyle bir şeyim yok. Rakı içen adamdan zarar gelmez demiş. Gelmez tabii. Rakı içen adam dost doğru adamdır. Dümdüz adamdır. Telefonun şarjını takayım ya. Biter miter de. Sonra yayın kapanmasın. Demesinler sonra yok yayını banladılar, yayını blokladılar. Aa %47'miş. Çok iyi lan. Alalım abi. Goodness. Ne diyorlar? Oh my goodness. Aman tanrım. Aman tanrım, bu nedir ya? Bu nedir? Üstüne birazcık baharat atalım. Yine. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Herkes takmış o lafıma. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Bak gel. Ah, yakın çekim. Şöyle göstereyim. Etin büyüklüğü karışımdan daha büyük. Yani 600-650 gram civarında. Yağlı bir et böyle. Güzel, lezzetli bir et. Ya, kokoreç gibi et işte. Görün arkadaşlar. Bak yağlı yağlı. En sevdiğimden. Çocuk dedi zaten abi çok güzel et var dedi. Vereyim mi sana dedi. Mükemmel baksana. Harbiden de 10 numara. Biraz daha tuz atalım. Birazcık daha baharat atayım. Birazcık salatamızdan. Senin için çingene diyorlar demiş. Olabilir o da insanın Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık. İnsanları ayrıştırarak bir yere gelemezsiniz. Kimseyi ayrıştırmayın. İnsanları ikiye ayırın. İyi insan, kötü insan. Antalya selamlar buradan. Bunu muhakkak denemelisiniz. Abi Almanca okuyup Almanca'ya gelmek mantıklı mı demiş.
Abi hangi dili biliyorsan o konuda çalış. Yani İngilizce biliyorsan İngilizce konuşulan ülkelere git. Niye Almanca öğreniyorsun ki? Murat iş yok mu? Merkel bana bakıyor mu? Bakıyor, sağ olsun ya. Çok fenasınız. Ne diyorlar? Allah ne diyor? Allah razı olsun diyorlar, değil mi? Allah razı olsun. Ondan sonra işte ne bileyim. Merkel'den Allah razı olsun. Yani bize bakamayan devlet büyüklerimiz utansın. Bak Almanlar bize bakıyor. Devlet büyükleri bakmıyor bize. Türkiye'yi yönetenler bakmıyor. Ama Merkel bakıyor. Yapacak bir şey yok. Ne demişler? Allah'ım kör et beni. Terk edildim. Terk edildim. Aksın gözüm, nuru aksın. Bundan sonra kör baksın. Allah'ım kör et beni. Allah'ım kör et beni. Terk edildim. Terk edildim. Aksın gözüm, nuru aksın. Bundan sonra kör baksın. Allah'ım kör et beni. Gerçekten çok acayip güzel bir etmiş. Yağlı böyle. Müthiş. Araba fiyatlarında uçuşta askerden geldim 20 milyar artış var demiş. Abi var, her şeyde artış var. Yani keşke araba fiyatları artsa da öbür günler artmasa. Ama araba fiyatları artıyor, ev fiyatları artıyor. Domates, soğan, biber fiyatları artıyor. Et fiyatları artıyor. Ezine peynirinin kilosu 90 lira olmuş lan. Oğlum peynir bu peynir. Bazı embesil yavruları da gerçekten şunu söylüyorlar. Türkiye, Almanya, Avrupa bizi kıskanıyor. Neyini kıskanacak oğlum? Sen 90 lira verip bir kilo ezine peyniri alıyorsun. Ben burada ezine peynirini 8-9 liraya alıyorum. Ya. Bu yediğim et Türkiye'de kilosu 120-130 lira. Burada 13 euro. 12-13 euro. E şimdi ben sana ne anlatayım ki? Daha halen kalkmışım bana. Yok. İşte bilmem ne bilmem ne hesabı yapıyorsun. Rakı. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Benim Bulgaristan'da arkadaşlarım var. Onlarla konuşuyoruz bazen akşamları. Bulgaristan'da rakı ne dedi o bana? 26 leva dedi. 26 leva. O da yaklaşık 12-13 euro civarına geliyormuş. 13 euroyu 7 ile çarp. Bizim Türkiye'de üretilen rakı Türkiye'de 180 lira, Bulgaristan'da 85-90 lira. Efendim? Keşke sana kayarlarken hissetseydin. Artık nasıl genişlettiler ki seni? Artık hissetmiyorsun bile. Bana yazanlara söylüyorum. Adam diyor ki işte diyor bizim diyor durumumuz diyor niye diyor Almanya'yı diyor şey kıyaslıyorsun Türkiye ile niye Bulgaristan'ı kıyaslamıyorsun? Ya ben seni Papua Yeni Gine'yle kabilelerle kıyaslarım. Adamların parası son 10 senede 15 senede %300 değer kazanmış. Elinde yakında götünde yaprak elinde mızrakla tatile gelen adamlar görürseniz şaşırmayın bundan 2 sene 3 sene sonra. 2023'te adamlar binecekler uçağa. Nereye gidiyorsun? Türkiye'ye. Ne var orada? E oranın parası ucuz be. Gidelim Türkiye'de cennet vatan yapalım orayı. Ne bileyim işte. Tatil yapalım. Adamın elinde mızrak, götünde yaprak. Ondan sonra bana diyorlar ki ülkeyi kötülüyorsun. Oğlum ülke kötü zaten. Her zaman söyledim. Her zaman da söylüyorum. Anlatıyorum. Ülke bitik bitik.
En çok sevdiğim şey de şu an. Şunu nasıl kemireceğimi de bulamadım ki. Develili asker özüne demiş, selamlar demiş. Gönderir misin? Gönderirim tabii ki. Niye göndermeyeyim? Kıbrıs da pahalı demiş. Kıbrıs pahalı falan değil. Kıbrıs Türkiye'den ucuz. Arabalar ucuz. Vergi ucuz. Yeme içme ucuz. Alkol ucuz. Siz Türkiye'dekiler çok iyi yaşamayı hak ediyorsunuz. Ama sizi yöneten adamlar yanlış. Sizi yanlış yöneten insanlara rol veriyorsunuz. O insanları padişah yapıyorsunuz, ilah yapıyorsunuz. Sizin yiyeceğiniz parayı o insanlar yiyor. Onun için siz açsınız. Tayyibiler diye bir cemaat var. Türkiye'nin anasını ağlatıyor. Sizin cebinizdeki paraya göz dikiyor adam. Murat Çet çok hızlı demiş Mila. Sonra ben neden para kazanamıyorum? Ben neden çocuğuma bunu alamıyorum? Ben neden et yemiyorum? Ben neden arabaya binemiyorum? Çünkü sen salaksın. Oy verdiğin adama bir baksana. Adamın 5 tane uçağı var, 15 tane sarayı var. Adamın bütün akrabaları trilyoner olmuş. Türkiye'nin bütün altınları, dolarları İngiltere'ye kaçırmış. Tarihte 1 milyon tane örneği olan bunun gibi bir sürü adam var. Sen halen daha bu adama oy veriyorsun, bu adamı baş seçiyorsun. Sonra kalkmışsın bana diyorsun ki neden ben et yemiyorum? Yeme amına koyayım. Sen aç geber. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Şimdi yeni bir akım başladı internette. Açız ama AKP'ye oy veririz akımı. Adama soruyorsun iş var mı? Yok. Çocuğuma bakamıyorum. Ev kiramı ödeyemiyorum. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı yatıramıyorum. Kime oy verirsiniz? AKP'ye veririm diyor. Vay beynini siktimin beyinsizi ya. Ben hayatımda bu kadar embesil grubu dünyanın hiçbir ülkesinde görmedim. Müstak. Müstak abicim, müstak. Aileyle uyudu %100. Nasıl? Rakılı sohbetlerimiz böyle daha iyi değil mi? Mangal başında, ızgara başında. Kişi seyrediyor şu anda. 1200 kişiye yakın. 334 kişi like atmış. 334 tane beni seven, geri kalan da tahminime göre %100 AKP'ye gönül vermiş insanlar, yani troll dediğimiz insanlar beni seyrediyor. İnanıyorum ben artık buna. Gerçekten. Yani yapmanız gereken sadece bir tuşa basmak. İşte biz Atatürkçü ya da ne bileyim destek olduğumuz insanlara de tam destek vermediğimiz için bizim insanlarımız o yükselemiyor. Yükselemediği için bakın mesela ben size bir şey söyleyeyim. İşte son Osmanlı, Osmanlı bilmem ne, ondan sonra huzur bilmem nesi bir sürü kanal var internette. İzleyenlerine bakıyorum. Huzur Çeşmesi, ne bileyim gel dürtekle beni padişahım. Bir sürü kanal var. Hepsi böyle İslami yayınlar yapıyorlar. Ondan sonra Tayyip Erdoğan adına yayınlar yapıyorlar. Ondan sonra ne bileyim işte dernekler,
yurtlar bilmem neler adına provokasyon yapıyorlar. Ve adamların kanalları çok kısa zamanda 300, 500, 1000, 1 milyon, 1,5 milyon izlenilme rakamlarına bakıyorsun, 400 bin, 500 bin. Ondan sonra beğenilme rakamlarına bakıyorsun, gerçekten çok yüksek. Bu insanlar bunları protesto amacıyla, yani bunları bu şekilde kullanıp etrafa yayılıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Aman parmağımız ağrır, oraya bir tıklamayalım. Aman paylaşmayalım. Aa, beni tutuklarlar, götüm tutuyor. Murat Özün'e mi beğendi atmak? Aman atmayalım, aman atma, aman baba atma atma. Ne olur ne olmaz, polis gelir bizi basar. Ondan sonra bu ülke hala da Tayyip gibi Talibanlarla uğraşıyor bu ülke. Onun için bizden bir bok olmaz. Ben her zaman söylüyorum, ben bunu da söyledim zaten. Bizim topluluktan, yani bizim bu Atatürkçü deyip de Atatürkçü geçinen, İşte ben cumhuriyetçiyim, işte ne bileyim ben laiyim diyen gruptan bir bok olmaz. Çünkü hiç kimse şey yapmıyor. Kimse kimseye destek vermiyor. Hiç kimse birbirine destek olmuyor. Biri demiş ki, götün yiyorsa Türkiye'de konuş böyle demiş. Sen de götün yiyorsa benim yanımda yaz böyle. Ne dersin? Ayasofya'yı ibadete açacağız demiş MHP. AKP hayır demiş. CHP evet demiş. HDP bilmem ne karamsız, şeysiz kalmış. Gene bu salaklar kendi kendilerine, kendi kuyularına, kendi tongalarına düşmüşler. Mallar işte ya. Bir dedikleri bir dediğini tutmuyor ki. Royal Müzik demiş ki, Atatürk'e sen neden bahsediyorsun? Babana mı kayıyordu? %100 senin ya babana ya dedene kaymıştır. Onun için öyle bir kafanda canlanmıştır eski anılar. Değil mi? Mangalın yanındaki 800 derecelik aparatta demiş, steak yapsana demiş, yapacağım onu. Yapacağım da çok ihtiyacım olmuyor ona. Harika, mükemmel, enfes. Of of of, çete bak nasıl akıyor. 1090 kişi. Murat demiş, RT bana 20 bin TL veriyor. Merkel sana kaç para veriyor demiş. Vallahi sana Tayyip sana bedavaya para veriyor. Sen 20 bin liraya mı çalışıyorsun? Merkel bana 10 bin euro veriyor. 10 bin euroyu çarp 7 ile 70 bin. Demek ki senden 20 bin, 50 bin daha fazla kazanıyorum. Artı benim kiramı ödüyor. Çocuk parası veriyor. Bak, etimi alıyor getiriyor. Arabamın benzinini karşılıyor. Sen... Arkadaşım biri öyle yazmış. Tayyip bana 20 bin veriyor demiş. Ne karşılığı? Annen hangi odada çalışıyor? Sarayın hangi odasında çalışıyor? Söylesene. Kapatıyorum artık. Yemen bitti. Ben de çöp şiş yedim Murat demiş. Afiyet olsun. Demiş ki, neden Tayyip buna 20 bin veriyor demiş. Annesi sarayda çalışıyor işte. Geçen bir tane Konyalı vardı ya, 666'da çalışıyordu anası. Bunun anası da 777 numaralı odada çalışıyor. Yeşilliği göstersene demiş. Ah yeşillik. Bak evimde bile yemyeşil. Yağmur yağıyor şu anda, çok güzel. Kapatıyorum artık, yeter. Yemeğimizi yedik. Şimdi bir tane de keyif rakısı içerim.
Yanına biraz salatam var. Etim bitti zaten. Şuralarda biraz tırtıklanacak böyle şey var. En çok sevdiğim şey. Şöyle alacağım buna. Seviyorum ya. Hayatı yaşamayı seviyorum. Şimdi bazıları buradan screenshot alacaktır %100. YouTube'a atacaktır. Alsınlar, hiçbir şey umurumda değil. Güzel yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Her şeyi alabiliyor muyum? Alıyorum. İstediğimi yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Ya yani bana ne derlerse desinler, hiçbir sıkıntı yok yani. Sevenlerimiz de çok var Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür bak. Ha, bir tane şey vardı. Yürüyen kuçu kuçu vardı biliyorsunuz. Yürüyen gel. Gel oğlum. Yürüyen gel gel gel. Kendinize iyi bakın. İnsan gibi yaşayın. Atatürk gibi yaşayın. Onurlu yaşayın. Türk gibi yaşayın. Araplaşmayın. Arapların kölesi olmayın. Birilerinin bir tarafının bilmem nesi olmayın. İnsan gibi yaşayın. Yaşantının hakkını ver. Hani bir zamanlar Cem Yılmaz'ın bir reklamı vardı. Arabanın hakkını ver, hakkını diyordu ya. Hayatın hakkını verin, hakkını. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Atatürk'te kalın. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir sonraki mangallı grilli videoda görüşürüz.